الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال الجمعة كفارة لما بينهما وبين الجمعة التي قبلها وزيادة ثلاث أيام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم cümle peygamberan izam aleyhi salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab Etbaalı Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Üstazları, Üstazlarımız, Müşafendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzinin kayyimin cemaat-i müsliminin bu civarlarda metfum bulunan evliya ulema sulaha şüveden müminat tüm geçmişlerimizin erbaa için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim olan kemdine günahı yekirdi. Tuğlatına kulatına. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. El cumatu Cuma namazı kefaratun lima beynehuma ve beynel cumati leti kableha bu cuma ve bundan evvelki cuma ondan evvel cuma arasındaki günahların kefaretine sebeptir. Günahlar için kefarettir. Ve ziyatetü selasete eyyem üç günde fazlası yani 10 gün bir Müslüman evinde cuma günü boy abdesti alarak temiz elbiselerini giyerek abdestini boy abdestini bozmadan dedikodu yapmadan kimseyle kavga etmeden camiye gelir camide besmele çekerek sağ ayağıyla içeri girer. İçeride malayani laflar yapmaz. Cuma hutbesini sükut ederek hiç karışmaksızın cuma hutbesini dinler. Sonra gene camide malayani laflar etmeksizin evine dönerse bu cuma ondan evvelki cuma 3 günde fazlası günahlarına kefarettir. Günahları affolunur. Buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak alimlerin çoğunluğu evet içtinabül kebair in içtinabül kebair şart li tekfiri hazihil feraiz nisagair evet büyük günah işlememek kaydıyla küçük günahlarının kefaret sebebidir diye yorum yapmışlar. Hadisin metninde büyük günah küçük günah ayrımı yok. Ama Ehl-i Sünnet alimlerinin çoğunluğu büyük günahlardan sakınmak kaydıyla 10 günlük günahların kefaretine sebeptir. Evet. Küçük günahlarından sakınması için de büyük günahlar işlememesi lazım. Büyük günah işlememesi diyorlar. Evet. Küçük günahların affı için de o küçük günahların üzerinde ısrar etmemesi lazım. Çünkü küçük günahlarda ısrar etmek onu büyük günah haline getirir. Eğer böyle yaparsa bunlara kefaret olmaz. Tamam cuma namazını kılma sevabı alır da
bu 10 günlük günahın silinmesi bu şartlara bağlıdır diyorlar. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şöyle devam ediyor. Bizelke biannallahu teala kâle men câe bil hasenati felehu aşru emsâliha. 10 günlük günahlarına kefaret olur buyurdu ya, arz ettiğimiz şartlarda. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kim bir iyilik yaparsa ona 10 misli sevap verilir buyurdu. Evet, cuma böyledir. Cumayı güzel kılarsanız, boy abdestiyle gelir de caminin içinde yanlış şeyler yapmazsanız ve kurallara uyarsanız 10'luk günahları kefareti olur. Vessalavatü kefaretun lima beynehunne. 5 vakit namaz da böyledir. 5 vakit namazı bir mümin camide, cemaatte kılarsa büyük günahlardan sakınmak kaydıyla gene sabah namazını kıldı, öğlen namazı arasında af. Ama büyük günahlardan sakınmak kaydıyla aynı ona kefarettir. Lian Allah kale, çünkü Allah Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel hasenat yüzibne seyyiat. İyilikler kötülükleri giderir buyuruyor. Cuma namazı kılmak iyiliktir. 5 vakit namazı camide kılmak iyiliktir. Günahları giderirler. 10 günlük günah giderir. Vakit namazları da kendi aralarında. Evet, vakit namazının da tabii geçerli olmak kaydıyla, kurallarına uymak kaydıyla. Onun için hep söylüyoruz. Evde yalnız kılmayın. Ezan okunduğu zaman gidin camiye. Camiye gidip imama uyduğunuz zaman o namazınız garanti. O namazın eksiklerinden imam sorumlu. El-imamu damin. Efendimizin hadisi böyle. İmam cemaatin kefilidir. Evet, günahlarını tazmin eder. Ama güzel kıldırdığı zaman kaç kişi varsa o kadar kat fazla sevap alır. Fakat cemaatin namazı garantidir. Garanti olunca da işte bakın, kendinden evvelki namaz arasında işlenen günahları, tabii büyük günahlardan sakınmak kaydıyla gene burada var, küçük günahlarda ısrar etmemek kaydıyla kefaret sebebidir. Evet. Çünkü Allah iyilikler kötülükler giderir buyurmuştur. Taberani, Malik el-Eş'ari Hazretlerinden. Evet, Ebu Hureyre'den nakledilen İbn-i Mace hadisinde el-cumatü ile-cumatü kefaretun lima beynehünne me'lem tavşil kebair. Evet, büyük günahlara bulaşmamak kaydıyla cumadan cumaya işlenen günahları kefarettir cumalar şeklindedir. El-cumatü hakkun vacibun ala kulli muslimin. Cuma namazı her Müslüman üzerine farzdır, sabittir. Farzı ayındır. Evet, fi cemaatin, cemaat halinde cuma namazı kılmak her Müslümanın üzerine farzı ayındır. Evet, buyuruyor. Evet, bu şart, cemaatle kılınması şartı cuma namazında mecburidir. Vakit namazlarında bir kişi, iki kişi de kılınabilir. Ama cuma namazı kılabilmek için cemaat şarttır. Şarttır. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hulefai Raşidin Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhüm, evet, böyle yaptılar. Böyle o zamandan beri de böyle devam ediyor. Cuma'nın şartı cemaatle kılınmasıdır ve farz-ı ayındır. İlla arba, 4 kişi hariç cuma namazı cemaatle kılınmak her Müslümanın boynun borcudur, ona farzdır. 4 kişi hariç, o 4 kişiye farz değildir camiye cuma namazı gitmek. Kimdir onlar? Evet, abdün memlük, köle. Evet, şimdi kölelik yok. Kölelere cuma namazı farz değildir. Ev imra'a,
kadınlara camiye gidip cuma namazı kılmaları farz değildir. Ama giderlerse, cuma namazı kılırlarsa öğle namazı kılmazlar. Onun için hacca giden hacı kadın, hacı kardeşlerimiz cuma namazı orada bir cuma namazı 100.000 cuma namazına bedel. Çünkü haram dahilinde bir iyilik 100.000 iyiliğe bedel. Bir kötülük de 100.000 kötülük demek. Öyle bir yer orası. Onun için orada cuma namazı Kabe'de kılabilirler ve bundan kazanırlar. Öğle namazı kılmaları da şart olmaz. Gitmek mecburiyetleri yok ama kılarlarsa geçerli. Cuma'ya gitmek kölelere, kadınlara mecburu değildir, farz değildir. Hunsa, çift cinsiyetli olanlar da aynı kadınlar gibidir. Onlar da cuma kılmakla mecburu, yükümlü değiller. Ev sabiyyün, mükellef olmamış, buluğ çağına gelmemiş sabi çocuklar da cuma namazına gitmekle yükümlü değillerdir. Ev meridun, hasta olanlara da cuma namazına gitmek camiye farz değildir. Keza misafir yolcu durumunda olanlar da cuma kılmakla yükümlü değildir. Evet, mukim olanlara, evet, özrü olanlar, evet, onlara da cumayı kılmama konusunda ruhsat vardır. Nöbet tutuyor asker, doktor, hastanede nöbetçi görevi var, ayrılamaz. Bunlar cuma namazı kılmazlar ama onun yerine öğlen namazını kılmaları lazım. Evet. Ebu Davud hadisi, bu hadis-i şerif, Ebu Davud hadisi, Nesai hadisi, Tarık bin Şihab Hazretlerinden radıyallahu anh'dan Küfeli sahabi, bu Allah ondan razı, o naklemiş. Gene Peygamberimiz buyuruyor: El cumatu ala men semi'an nida. Cuma ezanı işitene farzdır. Müezzinin ezanını işitene farzdır. İster beldenin içinde olsun, ister beldenin dışında olsun, beldenin haricinde olsun, ezanı işitti mi cuma ona farzdır. Cuma'ya gitmek zorundadır. Evet, İmam Azam Hazretleri belde ahalisine cuma namazı farzdır demiş. İmam Şafii belde dışındakiler de ezan işitti mi mecburidir demiş. Evet, cahiliye döneminde de cuma günü yevmül urube denirdi. Cuma İslam'da, cuma adı İslam'da verildi cuma gününe. Evet, bu cuma adı İslami bir addır. İlk cuma namazında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'dan Medine'ye gelirken orada yolun hemen kenarında, sağında orada cuma camisinde, yeryüzünde ilk cumayı orada kıldı. Evet. Bu da Ebu Davud hadisidir. Şimdi cuma namazının kim, nasıl, kime farz, nerede farz, bir de bunu madde madde hadisleri okuduktan sonra sıralayalım. Cuma namazı farzı ayındır, muhkem farzdır, terki caiz değildir. Cuma namazını inkar eden kafir olur. Çünkü fes'av ila zikrillah. Evet, izâ nûdiye lis-salâti, evet, min yevmil cumâti fes'av ila zikrillah. Cuma günü cuma namazı için hutbe okunuyor, cuma kılınacak diye ezan okunduğunda her işi bırakın, acele cumaya gidin emrinden dolayı cuma farzdır, inkar eden kafir olur. Fes'av ila zikrillahi, cumanın mecbur olduğunu emreden bir şeydir. Evet, 6 şart olmadan cuma kılınmaz bir memlekette. 1. Mısır, şehir olacak. Dağ başında cuma namazı kılınmaz.
Orada işte hayvanları otlatmak için çıkmışlar. 10 kişi, 5-6 kişi, kaç kişi olursa olsun ya gezmeye gitmişler falan filan. Onlara cuma kılmak, orada cuma kılınmaz, şehir olacak. Başında bir idareci olacak. Onun görevlileri olacak. Asayişi temin etmiş olacak. Bir kurallar uygulanan bir şehir olacak. Şehir olacak. Evet. İkincisi müstakil idare. Bir başında o şehrin bulunduğu yerde bir bağımsız idare olacak. Anarşi var, terör var. Başta bir idareci yok. Cuma mecburiyeti yok. Böyle başındaki adam oranın can mal emniyetini düzenini sağlamış olmalı. Böyle bir idareci, sultan lazım veya onun naibi, yani idare, onun yerine bu işleri sağlayan. Ve öğle namazı vaktinde cuma kılınır. Öğle namazının ilk girdiği vaktinden itibaren çıktığı vakte kadar olan zamanda cuma namazı kılınabilir. Buradan şunu açıklamak istiyoruz. Erzurum'da görev yapıyoruz. Müftü var. Hükümet binasının, adliyenin orada cami var. İbrahimpaşa Camisi. Biliyorsunuz doğuda İstanbul'dan bir saat önce ezan okunuyor. Öğle namazı olunca cuma kılınacak. Öğle namazı kılınır dedi. Bir saat önce olunca mesai saatine rastlıyor. Hakimler, vali, diğer müdürler, hükümet binasında görevli, adliyede görevli. Bir saat önce devletin kanunları var. Müftüye dedi ki ya şu camide ezanı zamanında okut. Cuma namazı vaktin girişinden sonuna kadar kılınabilir. İşte okuyoruz. Dürer, 1. cilt 136. sayfa. Damat 1. cilt 165. Bütün fıkıh kitaplarında var. Burada ezan aynı okunsun ama bu vali, hakimler gelmek istiyorlar cumaya. Konuşuyoruz çünkü. Ama daireyi bırakıp da gelemiyor. Yani bana söylediği Ağu Ceza Reisi'nin, gideceğim cumaya ama ben gidersem hepsi cumaya gelse onu da razıyım. Bazıları gidip meyhanede rakı içiyor dedi. Onlara sebep olmak istemem. Neyse müftüye dedik ki ya biraz ezanın zamanında okut, buraya bir saat burada vaaz edilsin. Sadece bu camiye herkes bilsin. Hükümet binasının, adliye binasının dibinde. Ben dedi eski köye yeni adet koymam, etme hocam dedim. Bak hakimler namaz kılmak istiyor. Vali cuma namazı kılmak istiyor. Kanunlar var. Şunu dedim, burada hiç olmazsa, çünkü cuma namazı vaktin başından sonuna kadar zamanda kılınabilir. Yapmadı. Bakın kitap veriyorum. Evet, böyle bir durumlarda cuma namazını biraz geciktirebiliriz. Biraz geciktirebiliriz. Cuma namazı öğle namazın vakti çıkana kadar zamanda kılınabilir. İki, cuma namazı hutbesiz olmaz. Cuma namazından evvel hutbe okunur. Hutbe cumanın şartlarındandır, farzlarındandır. Hutbesiz cuma namazı geçerli olmaz. Evet, cemaat cuma namazının kılınması için şarttır. Evet, imam hariç kadın değil, kadından gelmesi mecburi değil, çocuk değil. 3 tane mükellef erkek cemaat olacak. 2 yetmez. En az imam hariç 3 tane cemaat olacak ki cuma namazı geçerli olsun. Öbür vakit namazda bu şart değil. Ama yani bir kişiyle bile imam namazını kılabilir. Cuma namazı kılması için imam hariç 3 tane erkek, rical, evet, imam hariç, evet, cumaken farz olan adam bulunması lazım. Hutbeyi dinlemesi lazım. Hutbeyi dinlemezlerse gene olmaz. Çünkü hutbe cumanın şartlarından. O 3 kişi hem hutbeyi dinleyecek hem namazı kılacak. İkisinde bulunacak. Cuma bu 3 kişi dinledi. 10 kişi hutbeyi dinlemeye yetişemedi. Geçerli.
cuması geçerli. Neden? Cumanın dinlenme şartı yerine geldi. Evet, ama sevabı az olabilir. Ama cuma geçerli. Evet. Ve de böyle, evet, bu bizim fetvamız değil. Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebini, Hanefi mezhebinin şartlarını söylüyoruz. Vel iznül am. Evet. Cuma kılınacak yer, evet, müteki şartların yanında herkese açık olacak. Maalesef kitaptan okuyoruz. Sayfa cilt verdik. Öyle kimseler var, cemaatler var. Kendi binalarında kimseye kapıyı açmıyorlar. Başkasını sokmuyorlar, cuma kılıyorlar. Evet, Hanefi mezhebine göre, İmam-ı Azam'a göre kitapların sayfasını, cildini verdik. Hepsinde var. Evet, bunların cuma namazı sahih değil. Yani arkadaş arkadaş, cemaat cemaat, gel verelim, kılıverelim. Aa, olmaz. Cuma kılacak yerin devlet tarafından izin verilmiş olması lazım. Emniyeti sağlanmış olması lazım. Şehirde olması lazım. Bir de herkese açık olması lazım. Sen giremezsin, sen bizim cemaatten değilsin. Böyle cuma olmaz. İşte size arz ediyorum. İzni am şarttır. Kapı herkese açık olacak. Namaz kılmaya açık. Kimse gelmiyor, eyvallah. Sözümüz yok. Ama geldiği zaman yok yok, bizim kendi cemaatimize mahsus bir camimiz. Yok yok, olmaz. Olmaz. Evet, devletten izin alınacak. Kapı herkese açık olunacak. Şehirde kılınacak. Kılınacak. En az imamdan sonra 3 kişi olacak. Erkek. Hutbe olacak. Evet. Ve orada emniyeti sağlayan, idari düzeni sağlayan bir baş olacak. Evet, bir baş olacak. Terör, anarşi ortamında olmaz. Başta sağlayan, emniyet sağlayan bir sultan olacak. Ve şehirde olacak. İşte bu şartlarla cuma namazına ezan okunduğu zaman gitmek Müslüman, erkek Müslümanlara farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır. Böyle guslederek, hiç dedikodu yapmaksızın, kurallarına uyarak cuma namazını giden adamın 10 günlük günahları silinir diye size arz ettik. Şimdi evet, bir kimse cuma namazı için ezan okundu, şeysi yok. Bu adama cuma farz. Farz-ı ayın. Vekalet de olmaz. El-cumatu ala men semi'an nida. Ezanı duyan kimseye. Duydu. Bir mazereti yok. Evet. Cuma namazına gitmezse. Evet. Peygamberimiz çok ağır konuşuyor. Pek çok ağır konuşuyor. Vakit namazlarında da böyle. Hiçbir mazereti yok. Ezan okundu. Hayya alel felah. Hayya alel salayı duydu. Haydin namaza. Haydin kurtuluşa, felah. Ebedi kurtuluşa. Nidalarını duydu. Gitmedi. Evet. Peygamberimiz çok ağır konuşuyor. Küfürdür diyor. Alimler yürüyorlar. Şimdi başka hadisler de var. Onun için biz hadisler okuyarak karar veremeyiz. Onun için ondan dolayı bir imam seçmek zorundayız. Bu işlerin başka hadislerle, bugün kanunlarda öyle. Mahkemede hakim karar verirken falan kanun şu maddesini öyle çeviriyor çeviriyor, şu maddesini öyle, şu maddesini, hepsini göz önüne alıyor. Öyle karar veriyor. Aynı akıl yolu budur. İslam hukukunda böyledir. O konuda peygamber ne söylemiş? Hangisi en sona söylemiş? Ne maksatla söylemiş? Bütün bunları bilen bir adam ama tabi olacaksın. Ha, böyle hadis var, ben yok, sen karar veremezsin arkadaş. Bunu bilen de o da işte. Şimdi İslam aleminde 4 hak mezhep var. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Sen Hanbeli, yalnız ona göre kılacaksın. Koalisyon da olmaz. O koalisyonu sen yapamazsın. O koalisyonu yapmak ashab-ı tercih. Yani müştehit olacaksın. İmam-ı Azam bu delili iyi değil, çürük. Bu derece alim olacaksın. Bu konuda İmam Şafii'nin dediği çürük. Bu derece alim olacaksın ki bunları böyle tercih edebilesin. Sen, ben bunları yapamayız. Onun için birisine tabi olacaksın.
Hep onu dediğinde her konuda, namazda, cumada, oruçta, zekatta uyacaksın, haçta uyacaksın. Evet, bu şartlarda cuma namazı kılmak farz-ı ayındır. Bir memlekette cuma namazı kılınmazsa, evet, oranın insanıyla diyor, dinle, bu benim fetvam değil, harp edilir, savaşılır. Niye cuma kılmıyorsunuz diye. Niye cuma? Cuma namazı şiari İslam'dandır. Bir memleketin Müslüman olduğunun alametidir. Alametidir. Cuma kılıyorsa Müslüman memleketidir. Tabii başka şartlar da var. Birisi de budur. Evet, savaşılır diyor cuma kılmayan memleket. Ebu Davud, Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh'tan nakletmiş. Evet, Tirmizi hadisi Ebu Hureyre'den, el cumatu ala men evahul leyl ila ehlihi. Evet, şimdi orada hadis de şöyle, cuma dedi, ezanın duyduğu kimseye farzdır dedi. İmam Azam da şehirde olanlara dedi. Bu hadiste de cuma namazına gidebilecek şehrin dışında, ama şehrin dışında, ama cumaya gelip akşam olmadan, gece olmadan yerine gelebilecek. Cuma namazı kıldı, gece olmadan yerine gelebilecek mevkilerde olana farzdır diye de Tirmizi hadisi var. Evet. Evet, kendi bulunduğu yere gece girmeden evvel dönmesi lazım. Bu da İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin içtihadıdır. El cumatu vacibetun illa ala kulli ma malakat eymanukum. Cuma arz ettiğimiz gibi mükellef, her mükellef Müslümana farzdır. Ancak köleler hariç. Evet. Bu mükatep köle dediğimiz, şu kadar parayı al gel, hürsün, çalışıyor parayı getirmek için. Bu da, buna da farz değil. Bunu da sen, benim öldüğüm zaman sen hürsün. Buna da farz değil. Köle olanlara farz değil. Evet. Evzi ille, hasta, onlara farz değil. Mesela kötürüm, ayaklar tutmuyor, oturup cuma namazı yürüyüp gidecek. Kötürüm, buna mecburu değil. Gitti, arabayla sandalye götürdü, geçerli. Ama gitmezse farz, terk etmek günahtır. Bu günah işlememiş oluyor. Kötürüm, ama iki gözü kör. Ama cuma namazı kılmakla yükümlü değil. Ama götürdüler, cuma geçerli. Gitmezse günah işlemiş olmaz. Vel meriz ve hasta. Giderse geçerli, ama gitmezse farzı terk etmiş olmaz. Gayne gene Tabarani'de Temim-i Tarih'den, el cummatu vacibetun illa alem ra'tin, kadına farz değildir. Söyledik, başka hadisler var. Sabilere farz değildir, hastalara farz değildir, kölelere farz değildir. Misafire, yolcuya cuma farz değildir. Kılarsa geçerli. Öğlen namazını kılması ayrıca şart değil. Yolcu, bunlar kendileri farz olmasa bile kılarlarsa, şimdi hacca gitmiş, 3 gün Mekke'de kalacak. Orada bir cuma, 100 bin cumaya kadar sevap kazandırıyor. Yolcudur. Yolcu olduğu için cuma farz değil diye Kabe'ye gitmeyi ihmal etmemeli. Kılarsa geçerli çünkü. Evet, yolcu olduğu için cuma kılmak ona mecburu değil, ama öyle bir fazileti elden kaçırmak için yolcu olsa bile gitmeli, geçerli çünkü. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu bize bu uyarı. Bayram namazı da evet böyle. Evet, Tabarani an İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan radıyallahu anh'tan, el cumatu vacibetun a külli gariyetin fiha imam, idarecisi, işte şimdi muhtar, köyün muhtarı var, bekçisi var, asayiş berkemal, şehir hükmündedir. Bu hadisten alıyorlar bu şartı.
şehir olacak, yani bir idarecisi olacak. Min lem yekun fiha illa arba, yalnız dört kişi olacak imamla beraber. İmamdan hariç üç kişi olacak. Bu hadiste Ümmü Abdullah Düveyse Hazretlerinden. Küllü haülayi, evet, külüne velem Yesma'l-Zühri, evet, bu hadisin yorumlarını yapıyorlar. Netice itibariyle budur. Şimdi bu cuma namazına çok önem vermeleri, üç cumayı terk eden münafıktır diyor Peygamberimiz. Orada hadis var. Tabii münafık içi inanmıyor, dışında inanmış gözüküyor. Bu anlamda değil. Münafık şeyli nitelikte de adamdır ama böyle yorum, benim söylediğim yorum, alimlerin yorumu. Hadis böyle, üç cumayı terk eden münafıktır diyor Peygamberimiz. Onun için mazeretsiz cumayı terk etmemeli, mutlaka cumaya gitmeli. Cuma dört rekat ön sünnet, müekkede sünnet. Ondan sonra hutbe farz, iki rekat farz. Ondan sonra dört rekat cumanın son sünneti. Hiç terk etmemiş Peygamberimiz. Ondan sonra İmam-ı Azam zamanında cuma namazı bütün camilerde devletin izin verdiği, beş vakit namaz kılan bütün camilerde kılınabilir demiş. Evvelce cuma farz olduğunda cuma namazı Resulullah döneminde, Ebu Bekir döneminde, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin dönemlerinde tek yerde kılınıyor. Ve bu devam etmiş. Buhara'da namazgah deniyor. Cuma bayram namazının kılındığı yerde. Cuma adı üzere toplayan namaz demek. Haftada bir gün Allah müminlerin bir araya gelip kaynaşmaları, tanışmaları, dertleşmeleri için cuma namazını farz kılmış. Hikmeti bu, illeti bu. Kimsenin haberi yok. Müslüman ama haberi yok. Haftada bir gün bütün o memleketin ahalisi cuma namazını kılsın, toplansınlar. Bunun için farz kılınmış. Fakat İmam-ı Azam Basri döneminde bakmış ki Bağdat'ta oturuyor. Bağdat çok büyümüş. Bağdat çok büyümüş onun zamanında. Evet. Demiş ki bir adam cumaya gitmesin, bir gün evvelden yola çıkması lazım. Bağdat o kadar, o zaman otomobil yok, bir şey yok. Yaya gidecek mesela. Adam işini bir gün evvelden bırakacak. Sonra bu kadar insanı alacak bir meydan nerede bulacağız? Nerede bulacağız? Evet, şimdi İstanbul 17 milyon kayıtlı. Dışarıdan gelenlerle beraber 25-30 milyon. Bunun 5 milyonu cuma namazı kılsa, kabul edelim, 5 milyon insanı alacak bir meydan nerede bulacaksın? Yeni kapıyı doldurdular, 5 milyon almaz. 1-2 milyon kişi alır. Hadi bulduk diyelim. İstanbul'un bir başından bir başı 120 kilometre. Bu boğazın altından geçen köprü olmadan evvel, ben bu derse gelmek için karşıdan 1,5 saatte geliyordum trafikten dolayı. Şimdi çabuk geliyoruz da. Şimdi o Rumeli Feneri var. İstanbul oraya kadar uzanıyor. Rumeli Kavağı var. Anadolu Kavağı var karşıda. Beykoz var, şu var, bu var. Bu tarafta havaalanı, Yeşilköy Havaalanı geçti İstanbul. Daha ileri gitti. Evet, bu tarafta şeye vardı, Tuzla'ya kadar vardı mesela. 120 kilometreden fazla, bir başından bir başı. Bu adam cuma namazını hangi meydan bulsak bile o meydana gelmesi için bir gün evvelden işini, kaydını bırakması lazım. İmam-ı Azam diyor ki zaruret vardır. Devletin izin verdiği beş vakit kılınan her camide böyle bağımsız idare var. Anarşi yok, terör yok. Öyle her camide cuma kılınabilir fetvasını vermiş zaruretten dolayı. Ama alimler buna demişler ki hoca tamam da doğru ama Allah'ın cuma namazının farz kılmasının nedeni o memleket ahalisinin cumada birleşmesi, kaynaşması, tanışması için.
yardımlaşması için sen her camiye vakit namazları gibi dağıtırsan bu işi, bu hikmet illet kalmaz. Ona da haklı. Onun için Osmanlılar, Osmanlı İmparatorluğu zamanında, devlet zamanında bir de zuhr ahir namazı kılıyorlardı. Büyük alimler var. Büyük alimler var. Çok büyük alimler var. Bugünkülerden çok daha üstün alimler var. Her şeyi biliyorlar. Dediler ki İmam-ı Azam'ın dediği doğru. Nerede toplayacağız? Nasıl toplayacağız? Ama ötekilerin dediği de toplu. Zuhr ahir diye bir namaz kılıyorlar. 4 rekat ilk sünnet. Ondan sonra 2 rekat farz. Hutbeyle beraber. Ondan sonra 4 rekat sünnetten sonra vaktine yetişip de henüz eda etmediğim son öğlen namazı. Zuhr ahir bu demek. Vaktine yetişip de henüz kılmadığım son öğlen namazı. Diğer İmam-ı Azam'ın verdiği içtihat yanlışsa vaktini henüz kılmadık, sonra öğlen namazı oluyor. Namazını kılıyorsun. Yok İmam-ı Azam geçerliyse bu ne oluyor o zaman? Henüz kılmadın, kazayı kalmış, öğlen namazın oluyor. Her iki yönden kazançlısın. Her iki yönden 633 sene bu kılınmış Osmanlılar'da. Elhamdülillah memleketimizde de o alışılan şekilde zuhr ahir kılınıyor. Kılmaya devam edin. Zararınız yok. Devletin de zararı yok. Vatandaşın da zararı yok. Milletin de zararı yok. Vaktine yetişip de henüz eda etmediğim son öğle namazı diye farz gibi namaz kılacaksınız. Ondan sonra vaktin sünneti var 16 rekat. Hepsini kılın. Zarar etmeyeceksiniz. Fetvalara uygun, içtihatlara uygun, güzel. Evet, şimdi zuhr ahir kılmayın. Ya derdin ne senin? Kime zararı var zuhr ahir kılmanın? Daha faydası var. Bir son öğle namazı kaza oluyor. Tamam, İmam-ı Azam ben de kabul ediyorum. Tamam da alışmış bu millet. Niye sen kılma diyorsun? Evet, camiye gelen adamı namaz kılma denir mi? Gelsin, devam etsin. Zararı yok çünkü, faydası var. Siz de zuhr ahir kılın. Son vaktin sünnetinde kılın. Cuma namazı kıldıktan sonra 7 ihlas, 7 falak, 7 Nas surelerini besmele ile okuyun. Evet, öbür cumaya kadar Allah sizi koruyacak 2 melek görevlendirir diyor Peygamberimiz. Yani başına gelecek belalara karşı seni koruyacak, Cumhurbaşkanı korumalar olduğu gibi 2 melek seni korur diyor. Onun için dedikodu yapacağına herkes çıkarken 7 7 7 Falak, İhlas suresi, Falak suresi, Nas suresi, bunları okuyun ve işinizi böyle garantiye bağlayın. Sakın ha cumayı terk etmeyin. Evet, cuma namazı gavur memleketlerinde de kılınır. Evet, Darül İslam'da olması şart değildir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cumayı kıldığında Medine'de müşrik Araplar çoğunluktaydı. Müşrik idare vardı. Yahudiler vardı Medine'de. Müslümanlar bir avuçtu. Henüz İslam devleti yoktu. Buna rağmen orada kıldı. İslam devleti yokken. Onun için orada da anarşi yoksa, terör yoksa, can, mal evliyeti sağlanmışsa, devlet de yasaklamıyorsa, hangi devlet olursa yasaklamıyorsa, o cami, o cemaat, herkes açıksa, şehirse orası, cuma namazı kılınabilir. Fransa'da da kılınabilir, Amerika'da da kılınabilir, Rusya'da da kılınabilir. Bu şartlar olmak kaydıyla cuma orada da kılınabilir. Evet. Cuma bu şartlarda mutlaka kılınması gereken böyle faziletli, çok muazzam, gerekli bir farzdır. Asla terk edilmemeli. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evet. El cennetü mi'etü derece. Cennet 100 derecedir. Evet.
Şimdi cennet 100 derecedir. Büyük dereceleri. Bazı hadisler var. Kur'an 6666 ayet. O kadar mertebesi, derecesi var diyorlar. Hadis var. Burada 100 diyor. Bir ana derece var. Bir de o derecenin detayları var. Onun için 100 derece, yani bu ana dereceler. Ana dereceler, cennetin 100 ana derece, büyük derecesi 100 tane vardır. Her derecenin içinde küçük dereceler olabilir. Onun için Peygamberimizin cennette Kur'an ayetleri kadar derece vardır sözüyle bu çelişkili değil. Ana dereceleri 100 tanedir. Evet, şimdi hafız-ı kelam Kur'an okuyor, hiç unutmamış. Allah ona oku diyecek. Okudu. Sana da oku diyecek. Bismillahirrahmanirrahim, bir derece kazandın. Cennete girmişsin. Bir derece kazandın. Elhamdülillah Rabbil Alemin, 7. 7 derece daha kazandın. Devam ediyorsun. Bildiğin ayetler kadar okudukça kazanacaksın. Hafızı bir başladı, oku. Elhamdan bir başladı. Hepsini okudu. Minel cinneti ve nas. En yüksek dereceye oturacak, kurulacak. Unutmamışsa, Kur'an'ı ezberlemiş, unutmamışsa tabii, Kur'an'ın hükümlerinde uygulamışsa, ezberlemiş ama namaz kılmamış, oluyor, öyle değil. İslam şartlarını yapmış, unutmamış, en yüksek dereceye hafız oturur diye yes'adu bi kulli aye derece, her ayet okudukça yükselir diye hadis-i şerifte var. Burada 100 derece diyor, ana 100 derecesi var. Ötekiler o 100 derecenin şeyler. Mâ beyne, dikkat şimdi. Mâ beyne külli dereceteyni kemâ beyne semâi vallâr. O iki derecenin arası, 100 derece dedi ya, o iki derecenin arası sema ile yer arası kadar yüksektir. Sema ile yer arası kadar. Biz onun yukarısına çıkamıyoruz ki. Değil mi? Uçak 8000 metreden gidiyoruz diyor. 7500 metreden gidiyoruz diyor. Daha nereleri var? Nereleri var? İşte sema ile yer arası kadardır. O 100 derecenin her birinin arası. Şimdi işte esas orada iş geçirmeler orada olacak. Sen de ceride girmişsin. Allah nasip etsin hep müminlere. Ama kapının yanında yer bulmuşum. O da güzel de. Bakıyorum, baktığın zaman külahın düşecek. Öyle yüksek. Yukarıdakiler bakacaksın, Allah ay gibi parlıyor. Neden ben de bunun yaptıklarını yapmadım lan? Oraya çıkmadım diye iş geçirecekler diyor Peygamberimiz. Öyle hadis var. Bunlar bilerek yukarıda ay gibi parlayan, güneş gibi parlayanlar var. En yüksek derece işte onlar kazanmak için bizim bu sözlerini kulağımıza küpe etmeli. Harfiyen hayatımızda uygulamalı. Evet, uygulamalı. Evet. Şimdi cennet nerede? Evet. Bu konuda da çeşitli mutalalar var. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç olayında başka hadislerde var. 7. katta olduğu. Evet, daha çok alim tarafından beyan edilmiş. Evet, 7. katta olduğu. Neden? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde hiç peygambere nasip olmayan bir şeref Miraç, 7. şeyde, semada, oradan cenneti de göstermiş Allah. Cennete kimler girecek? Kimlerin hangi köşkleri var? Orayı da göstermiş. O işte Allah onu gezdirmiş. Yanında Cebrail aleyhisselam var. Muazzam bir köşk görmüş. Kimin demiş bu? Ömer'in demiş Cebrail. Hemen çabuk geçelim buradan. Çünkü cennette 80 eş, her cennetteki erkeğe istediği kadar da hurileri var. Hizmetçisi emrinde, köşkünde.
çok kıskanç adamdır demiş. Hemen demiş evin kenarından gidelim. Öyle Ömer çünkü sert adam. Öyle sözü var peygamberimizin. Bu kimin? Bilal Habeşi'nin. Bu kimin? Şunun. Hepsini göstermişler Efendimiz'e. O işte yedinci kattayken olmuş. Onun için diyorlar ki yedinci kat sema. Bu kattan kasıt ne? Orada çözülmüş değil. Semavat yedi. Arz yedi. Bu katlardan kasıt ne? Diyorlar ki şu insanların keşfettiği görünebilenler birdir. Bir semadır. Böyle daha altı daha var. Öyle diyen alimlerimiz var. Öbür şeysini Allah biliyor. Efendimiz biliyor. Evet. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her derecenin arası evet 100 derece sema ile arz arasıdır. Vel firdevs alel cennet. Evet. Cennetin en yüksek derecesi firdevs-i aladır. Resul-ü Müsteba Efendimiz de orada olacak. Ve vasatuhu evet ve fevkahu arşur rahman. Yedinci semanın tam orta bölümünde üstünde Allah'ın arşı vardır. Ve minha o yedinci semadan tetefecceru enharul cennet. Cennetin tüm yedi cennet var ya, yedi cennetin sekiz cennet affedersiniz. Sekiz cennet var, yedi cehennem var. Sekiz cennetin tüm nehirleri Firdevs-i Ala'dan çıkarlar. Öyleyse Efendimiz bize kopya veriyor. Bizi çok seviyor. Feizâ seeltumullâhe fes'alû fes'alûhu el firdevs. Allah'tan Firdevs-i Ala cennetini isterim deyin. Eşik bana yeter demeyin. Hedefinizi büyük tutun. Tabii hedefi büyük tutmak oraya layık iş yapmak demek. Uyanık davranın. Dikkatli olun, bilinçli olun. Bu fani dünyada işte oraları kazanmak mümkün. En yüksek rütbede olan, derecede olan Firdevs-i Ala'yı isteyin. Tabii ona layık işler yapın diye bizi uyarmış. Evet, bütün cennetin nehirleri oradan kaynar. Ubeydü İbnül Cerrah İbn-i Merduye Ebu Hureyre'den İbn-i Mace Taburani Ubeydü İbnül Samit'ten bu şöyle şey etmişler, hadisi nakletmişler. Evet, el cennetu akrabu ila ahadikum min şirakin aleyh. Evet, cennet, bu muazzam cennet, daha çok hadisler var da, cennette bir ağacın gölgesinden, cennette bir ağacın gölgesinden hızlı koşan Arap atı var. Dünyada meşhur Safkan Arap atı. Önün içini geçen yok. Uçuyor adeta. İşte o Safkan Arap atı diyor, 100 sene koşacak, bir ağacın gölgesinden çıkamayacak. Evet. Şimdi 80 tane hanım var ya cennete girenlerin. Öyle muazzam köşkü var ki cennetin şurasında oturan hanımı öteki hanımını görmeyecekler. O kadar geniş cenneti. Bir ağacından 100 tane çıkamaz saat. Bunu nasıl gidince gör. Allah nasip etsin gör nasıl olduğunu. Hani onun için kimseyi kıskanma. Sana da yer var. Yani pahalılık yapma. Bütün müminler girsin de. Hepsi girecek. Evet, hadis bunlar. Cennet diyecek ki ya Rabbi boş kaldım. Hani beni dolduracaktın müminlerle. Hadis böyle. Allah onlar için insanlar doldurmayacak cenneti. O kadar geniş cennet. Dolduramayınca insanlar, cennete girecek olanlar yeni halk yaratacak diyor. Cennete, cennetin gönlü olsun diye. Cennetin cehennemde böyle. Ve izel cahimi su'irat. Cennete kükreyip durup çabuk gönder hepsini yutayım yakayım. Evet, yutayım yakayım. Kendi
kininden diyor cehennem kendini şey edecek. Kendi kendini şey edecek böyle. Öfkesinden dolayı kendine zarar verecek. Öyle öfkeli kafirlere, müşriklere. Onlar atıldıkça onları gerekli şeysini yapacak. Yine dolmayınca cehennem de hezim helim teleti doldu mu? Kur'an'da ayet. Helmin mezid daha var mı? Böyle çabuk. Evet, oraları böyle Kur'an'la sabit. Allah ümmeti Muhammed'e, müminlere cenneti nasip etsin. Firdevs-i Ala'yı nasip etsin inşallah. Evet, bu cennet, bu kadar muhteşem cennet, el cennetu akrabu ila ahadiküm min şirakin aleyhi, ayakkabısının bağcığından size daha yakındır. Ayakkabının bağcığı yok mu? Sizin ayakkabınızın bağcıklarından daha size yakındır. Ve naru misle zalik. Cehennem de öyledir. Cehennem de size ayakkabınızın bağcığından daha yakındır. Cennet de böyle yakın, cehennem de öyle yakın. Ne demek yani? Evet. Bir günah işlersin, düm gidersin. Mesela Allah'a küfür edersin. Allah'a, peygambere küfür edersin. O tek kelime seni cehennemin dibine gönderir. Bu kadar bir kelime, bir cümle. Şimdi bir sürü adam bana telefon ediyor. Benim herif 5 vaktin kılıyor ama günde 10 defa kafası kızdı mı Allah'a peygamberi sövüyor. Boş boşuna yatıp kalkıyor. Boş boşuna camiye gidip geliyor. Allah'a peygamber küfreden adam cennete girer mi? Böyle bilgisiz, şuursuz, ne yaptığını bilmeyen bir sürü adam var. Onun için bilerek küfürlerden korunmasını bileceksin. Hangi şeyler küfürdür bileceksin. Namazı geliyor, secde etmesi bilmiyor. Ayakları havada. Ayağının tersini koyuyor. Secde yok, namaz yok. Kaç kişi boşuna yatıp kalkıyorsun kardeşim? Her şeyin bir kuralı var, şartı var. Sen bunları uymazsan o namaz olmaz. Allah o kanunu koymuş. Bilmiyorsun. Boşuna yatıp kalkıyorsun arkadaşım. Öğren. Öğrenmeden olmaz. Öğrenmeden olmaz. Evet. Onun için bir kelime sarf edersin. Cehennem dibini boğulur. Bu kadar yakın ama yüreğinden kopup gelir. Titreyerek zerrelen gel, la ilahe illallah dersin. Cennetin içine boylarsın. Bu kadar da yakın. Bu kadar da yakın. Evet efendim. Şimdi buna dair çok olaylar var. Peygamberimiz, bir tane şimdi aklıma geleni söyleyeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'yi fethetmiş. Yeni Müslümanlığa girenleri de orduya almış. Topladığı orduyla beraber Mekke'nin yakınında Taif eteklerinde komando, son derece harpçi putperestler var, müşrikler var. Her an Mekke'yi basabilir. Onun için hemen orduyu toplamış. Adam Müslüman olmuş ama silahı yok, geyceği yok, potini yok, silahı okuya yok. İslam devletinde de şey yok, para yok. Safvan adında bir müşrik zengin var. Senden borç istiyorum demiş. Müslüman olması şart koşmamış. Sana demiş, paranı sonra ödeyeceğim. O da kabul etmiş. Sen de gel demiş yanımda. Bulun. Beraber Huneyn Vadisi'ne gelmişler. O Taif eteklerindeki komando müşriklerle çarpışmak için. Ondan sonra Allah'ın yardımıyla Peygamberimiz kazanmış. Eskiden savaşlar, savaşan kimseler bütün mallarını, mülklerini, karılarını, kızlarını savaşa götürüyorlar. Kaybederse hepsi gidiyor. Kazanırsa da o kazanıyor. İyi savaşsınlar diye herhalde. Adet bu. O Taif'ten gelenler, yaman askerler, o müşrikler bütün şeylerini getirmişler. Vadiler dosu, develer, sığırlar, koyunlar.
Efendimiz'e Allah zafer ihsan etmiş. O zengin, varca aldığı müşrik zengin yanında böyle bakmış, vadiler dolusu develer, sığırlar, koyunlar var. O tepeler gördüm, oralara gittim. İş geçirmiş. Hayrola demiş Peygamberimiz. Şuna bak ya demiş. Şu deve sürülerine sığır, o zamanın en büyük zenginliği deve, sığır, koyun sürüsü. Çok mu seviyorsun? Sevilmez mi demiş, şunlara baksana. Zenginden balık çok, herkes sever de biraz zengine daha çok. Bunların hepsi senin demiş. Sen bana gelirken borç verdin, iyilik ettin. Bakın Müslüman olursan demiyor. Şart koşmuyor. Çünkü zorla Müslüman etmek yok. Kendi inanırsa. Ama Peygamberimize borç vermiş müşrik olmasına rağmen, yanımda da gel demiş. Misafirimsin. Hepsi senin. Ne dedin? Hepsi senin demiş. Deve sürüleri, sığır, at sürüleri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sen demiş peygambersin. Peygamber olmayan bu kadar malı hemen demiş vermez ya. Bir anda verdin hepsini. Sen demiş sıradan bir insan değilsin. Peygambersin, hemen imana gelmiş. İçinden gelerek söylediği için geçmiş günahları bir anda tertemiz temizleniyor ve cennetlik oluyor. Cennet insana bu kadar yakın ama bir küfür ediyor Allah'a, peygambere, o kadar da cehennemlik oluyor. Evet, ona göre bu işleri iyi bilmek lazım. Evet, bunun için, evet, cennette cehennemde bu kadar ayakkabının bağcından daha yakın. Evet, güzel bir hayır işlersin. Evet, basit bir hayır görünür. Ama mümin bunalmış, çaresizlikle kıvranıyor. İffetli bir adam. Anladın durumunu. Hayrola kardeş dedim. Ya sorma, mesela şu. Ne istiyorsun? Şu kadar. Çıkardın, verdin. Bundan dolayı cennete gidersin. Bir mümini bunalımdan, sıkıntıdan kurtaranı Allah tüm sıkıntılardan, günahlardan affeder, kurtarır. Hadisleri var. Hani basit bir şeyle Allah'ın çok hoşuna gidersin ve cenneti kazanırsın. Basit zannettiğin bir sözle de cehennemi boylarsın. O kadar size yakındır diyor. O kadar size yakındır. Dikkatli olun. Evet, dikkatli olun. İşte böyle cehennem olmak da basit sebeplerle mümkün. Cennetlik olmak da mümkün. Ondan dolayı siz uyanık davranın. Allah'ın emirlerini iyi öğrenin. Onlara uyun. Evet. Evet. Sidretül müntaha. İndaha cennetül mevva. Yedinci semadadır söylesi. Miraç olayında gene. Kur'an'da ayet var. Birinci semada dur. Kimdir o? Görevli melek. Ben Cibril. Yanındaki kim? Muhammed Resulullah. Geç. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci semaya varmışlar. Semanın sonuna varmışlar. Demiş Cebrail aleyhisselam. Benden bu kadar kardeşim Muhammed Mustafa. Benden bu kadar. Bundan ötesine yaratılanların hiçbiri geçemiyor. Yetkileri yok. Ama senin önün açık. Bir sana açık bu tarafı. Devdenevtü ünmületen. Bir parmak daha geçersem bu sınırı yanarım diyor Cebrail. Allah'ın en yakın meleği. Efendimiz ondan sonra Cenab-ı Hak'la buluşuyor. Böyle bir şerefe işte. Orada Sidre-i Münteha son nokta. Yaratılanların varabileceği son nokta. Ne diyor Allah bak? İnde Sidretil Münteha, İndeha Cennetül Me'va. Orada Cennetül Me'va orada diyor. Ayet buradan çıkarıyorlar. Buradan çıkarıyorlar. Cennetin yedinci semadan. Burası ne? Çözülmüş değil. Mevcut bilgilerimizde olan bu sema, kainat bir semadır diyenler de var. Böyle daha altı tane de var. Akıl sır erecek bir şey değil. Ama sırrı çözenler var. Öyle diyor Mevlana Hazretleri. Onlar büyük insanlar. Allah onları kendine yaklaştırıyor.
bütün dünya semalarına dolaştım. Bir baktım diyor. Mevlana'nın sözü bu. Bu derviş Yunus'un ayak izini gördüm. Benden evvel gitmiş oralara diyor. Yunus Emre'ye hayranlık duyuruyor. Benden evvel ayak basmış oralara diyor. İzini gördüm diyor. Öyle adamlar gidiyor oralara. Ondan sonra cennet istemem, cehennemden korkmam. Beni yak istersen ama benden, kendini benden uzak tutma diye yalvarıyor Yunus Emre. Hiçbir o kadar bir büyük rütbeyi kazanmış. Her şey, her büyük zatın sözleri böyle. Evet, onlar Efendimizin sünnetlerini harfiyen uygulayanlar. Hayatının her noktasında Efendimiz sünnetlerini tam uyanlar. Allah'ın sözlerini tam uyanlar Mevlana oluyor, Yunus oluyor. Böyle görüyorlar. Allah o yolda olan bize de onları nasip etsin. Evet, o iş tabii Allah'ın nasibi ama o yolda olmak da önemli değil mi efendim? Kaplumbağa'ya demişler, nereye gidiyorsun? Kabe'ye. Bu halinle mi lan? Varamasam da demiş, bu yolda ölürüm. O da bir şeref. Evet, Allah bize de inşallah güzel akıbetler nasip eyler. İşin aslı bu. Buhari, Ahmed İbni Hanbel, Abdullah Mesud, evet. Şimdi cennetle ilgili hadisler geliyor. Hep el cennetu binauha ebnetun min fudda. Gidersen şaşırma. 8 cennet var. Evet. Cennetler nasıl? Evet. Şimdi cehennem 7. Adam mümin ama yamukluk yapmış. Götürüyorlar cehenneme. Ama adamın hanımın çocuğu ölmüş, masum çocuğu. Onun günahı yok, masum çocuk değil mi? Efendimiz söylüyor bunu. O cennetlik. Ben demiş, diyormuş, babamı anamı buradan sokmam. Onlarla beraber ben de sokun buraya. Masum çocuğu cehenneme sokar mı? Melekler bağırma abi, tamam. İkinci kapıya götürürlermiş. Ben buradan da sokmam onu. Üçüncü kapı, 7 cennete sokmayınca çocuğu sayesinde cennete gidermiş. Çünkü açıkta kalmayacak. Cehenneme gidemeyince cennete götürecekler. Kime? İslam nesli çoğalsın diye evlenmiş. İffetimi koruyacağım diye evlenmiş. Peygamberin çoğalınız sözüne inanmış, evlenmiş. Çocuklar yapıyor. Çocuğu ölmüş masumken. Anasının karnındayken ölen de dahil diyor Peygamberimiz. Ölmüş. Şimdikiler gibi eyvah oğlum kızım öldü. Bağırmamış. Kadere itiraz etmemiş. Sulu sulu ağlamış. Allah verdi, Allah aldı. Ne yapar, elimizden ne gelir? İsyan etmiyor yani. Böyle olanlar. O çocuklar sokmazlar cehenneme diyor anasını babasını. Ben de sokun. Sokulur mu? Ondan sonra cennete götürürler. Bağırıp çağırmayan, onların kadere inanıp Allah'a isyan teşkil etmeyen kimseler. Evet, cennet girildiği zaman bir kerpici binauha laminatun min fidda, bir kerpici gümüşten. Gümüşten. Evet. Ve laminatun min zehab, bir kerpici cennetin altından. Bize anlatmak için söylüyor Peygamberimiz. Hali böyle duvar mı? Bilmiyoruz canım. Görmedik değil mi? Mevlana'yı Mevlana görmüş. Yunus Emre görmüş. Efendimiz görmüş. Onunla da konuşamadık. Nasıl diye. Sahabi de görüyormuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken böyle sohbet ederken cehennemi görüyorlarmış. Cenneti görüyorlarmış. Onu görünce nasıl olur adam? Öyle namaz kılıyorlar. Öyle duygusallıklar yaşıyorlar. Ama Peygamberimizin vaazı, dersi, namazı bitince var, eve gidince kayboluyormuş. Cennette, cehennemde. Geliyorlarmış. Ya Resulallah biz münafığız. Niye?
Senin yanında cennet cehennem görüyoruz ama eve gidince kayboluyor. O kadar ileri gitmen demiş. Susun. Tabii Peygamberimiz sayesinde oluyor bu işler. Kim ona yakın olursa, kim onun dizinin dibinden ayrılmazsa, aha böyle oluyor. Evet, gece gündüz onunla yatıp kalkan da bu mertebeler eriyor. Cennet böyle bir kerpici gümüşten, bir kerpici altından. Evet. Ve milatuhe. Bunların harcı değil mi? Araya çamur koyuyorlar şimdi. Çimento harç. Kerpice çimento olmaz. Çamurdan. Bu altından gümüşten olan kerpiçlerin şeysi harcı el miskül ezfer. Evet, saf mistir. Saf mistir. Evet, karışık değil. Saf mistir. Ve hasbâuhe çakılları diyor Peygamberimiz el-lü'lü vel-yakut inci ve yakuttur. İnci ve yakuttur. Evet, türbetühe zaferan. Cennetin toprağı zaferandır. Zaferandır. Peygamberimiz böyle anlatıyor cenneti. Evet. Men yedhulüha kim o cennete girerse yun'am ve la ye'as ebediyen ye'se düşmez, sıkıntıya düşmez, hep mesrur olur, hep mesud olur, mutlu olur, hiç sıkıntı görmez, hiç fakirlik çekmez, bir şeye ihtiyaç duymaz. Otururken kuş geçiyor. En kıymetli bıldırcın mı? Ya şu kuş yakalasaydım da yeseydim. Aklına geçer geçmez hemen getirilermiş. Buyur. Kavrulmuş, kızartılmış kebap bıldırcını yiyirmiş mümin. Buhari hadisi bu. Ondan sonra ne yaptım ben ya? Uçup duran kuşu yedim ya. Aklına geldiği zaman yine diriltirmiş, uçarmış. Cennette yok yok. Haktı, aklına hatırına gelmedik güzellikler var. Orada üzülmek diye bir şey yok. Cennetleri böyle Allah mesrur ediyor. Hiçbir umutsuzluk yok. La yeyesu hiçbir. Ve yahlud la yemut. Ebedi kalırlar. Orada hiç ölüm yok. Ölüm yok. İhtiyarlamak da yok. Şimdi 30 yaşında o sıktığını şey diyorsun, suyunu çıkarıyorsun, güçlüsün. Ama 20 sene sonra bakıyor, ha, hırlayıp durur. Orada ihtiyarlamak yok. Pörsümek yok. Kadınlar da öyle, erkekler de öyle. Ölmek yok. İhtimal yok. Cennetin nimetler kesilmez. Cennetlikler ebediyen mesud, bahtiyar olurlar. Bahtiyar olurlar. La teble siyabuhum. Elbiseyi dikince ne güzel ya. Güle güle giy. Bu da sünnettir. Güle güle giy. Güle güle eskit. Bu da sünnet. Mümine böyle diyecek. Ne güzel ya. Ama ertesi gün bakıyorsun. Şöyle olmuş, solu böyle olmuş. Cennette elbiseler eskimez. Öyle diyor Peygamberimiz. Ve la yefna şebabuhum. Gençlikleri son bulmaz. Son bulmaz. Efendimiz böyle buyuruyor. Ahmed-i Muhammed Tirmizi. Kim girer oraya? Tabii müminler. Müminlerin içinde kim girer? El cennetü darul eskiya. Evet. Cennet cömert adamların yurdudur. Öyle diyor Peygamber. Vellezi nefsi biyedi. Yemin ederim ki diyor. La yedhulul cennete bakhil. Cimri adam cennete girmez diyor. Cimri adam, paraya tapan adam cennete girmez diyor. Peygamber sözü. Ve la akkun valideyn. Anasına babasına koca moruk.
tekmelemiş, hakaret etmiş, geber demiş. Anasını babasına böyle eziyet etmiş. Anası bize beğenmiyor. Konuşmasını bile bilmiyor, yemek yemesini bilmiyor. Sen falan. Aha bunlar giremez. Vela mennanun bima ata. Oğlum ben seni vaktiyle okuttum. Neler yardım ettim. Şuna bak be. Başa kakıyor. Ettiği iyiliği Allah için vereceksin. Unutacaksın onu. Ama adam bir kendi canı sıkılmış. Ulan nankör. Ben seni neler ettim diye başa kakanlar cennete giremez. Giremez. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bunları düşünerek o hedefimiz olan Allah'ın rızasının en büyüğü o. Onun rızasını nail olanların yeri de, Allah'ın rahmetine nail olan yeri de o cennet. Bunu kazanmak için bu güzel Peygamberimizin sözlerini hep hatırlayalım ve ona göre hayatımıza yön verelim. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim el ladî la ilahe illa hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Dünya kıramdı ki akın sıra itin sıra itin sıra itin sıra itin sıra üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أعمد الله عليك ورباني وسوى جنة محمد وسوى جنة محمد 13'er İhlas-ı Şerif Mal Besmele-i Şerif Allah Allah Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Rahmanirrahim. Müstakimen sıratullah zine. Üçer salavat-ı şerife. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın ervai paklerine, cümlesinin ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, onu yetiştiren üstazlar,
bizleri yetiştiren üstadlarımız, ların ervahı ile beraber burada toplanan bizlerin, ahire göçmüşlerimizin ervahına bu aziz vatanı bizlere hediye için halen ve geçmişte canlarını bezleden, sıkıntıya giren şühedanın, kuzatın ervahına bu güzel camilerle, hayır eserleriyle bu aziz vatanı ebediyen İslam yurdu yapan, o damgayı vuran ashab-ı hayratın ervahına ve arkasından kimsesi kalmamış, Fatiha okuyacak kimsesi bulunmayan garip müminlerin ervahını hediye edildik. Vasıl eyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. Ayıplarımızı setreyle, günahlarımızı mağfur eyle, imanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, bizi salihlerden, sıddıklardan, sadıklardan eyle, son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamide sahibi olarak iman-ı kamil ile göçenlerden eyle. Ya Rabbi, aziz vatanımızı ve tüm İslam yurtlarını her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Ümmeti Muhammed'in darda kalanlarına imdad eyle. Hastalarına şifalarla lütfeyle. Ümmeti Muhammed'i İslam'ı aziz, mansur, muzaffer eyle. Askerlerimizi de zalimlerin elinden mazlumlar kurtarmak isteyen ve zalimlerin, insanların malına, canına kasteden anarşistlerle uğraşan Mehmetçiklerimize zafer ihsan eyle. Ya İlahi Alemin, kafirlerin, zalimlerin, satılmışların, münafıkların aramıza, Müslümanların arasına sokmak istedikleri hileleri, desileleri kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır. Kafirleri zelil ve rezil eyle ya Rab. Müslümanları da aziz eyle ya Rab. Ya İlahi Alemin, bizi hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Haramlardan sakınabilmemiz için, yanlış şeyler yapmamamız için bizi bize bırakma, yardımını bizden esirgeme. Tevfik-i Samadaniye mazhar buyurdun, sevdiğin kullarından olmayı bize nasip eyle. Subhanakallahum ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Ya İlahi'l Alemin, Recep-i Şerifi, Şaban-ı Şerifi hakkımızda mübarek, hayırlı kıl. Bizi Ramazan ayına yetiştir. Sübhane Rabbine Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.